Peki, herkese yeniden iyi akşamlar diliyorum. Bu akşam biraz daha farklı bir canlı yayın gerçekleştireceğiz. Daha renkli, daha görsel. 8 yurt gezgini arkadaşımız, dostumuz bizi renkli bir yolculuğa çıkaracaklar sırayla. Onların gözünden unutulmaz anları, eşsiz anıları hep birlikte izleyeceğiz. Kah yurdumuzdan, kah dünyadan. Işıkla gölgenin oyununa dalıp görsel bir şöleni seyredalacağız. Bazen anılarımız canlanacak. Çoğunlukla da özlem duyacağız. Bakalım bu akşamın payına neler düşecek diyorum. Çok da fazla sözü uzatmak istemiyorum. Bir an önce o güzel görüntüleri hep birlikte seyreleyelim. Bu arada küçük notumuzu tekrar hatırlatalım. Doğum günü olan arkadaşlarımız lütfen bize yazsınlar. Kitap gönderimi geleneğimizi sürdürmek istiyoruz. Herkese iyi seyirler diliyorum. Cemal yükleyene kadar bir ilave yapmak istiyorum. Arkadaşlar bu birazcık şey oldu, yani spontane gelişti, hızlı gelişti. Çok bildiğimiz de bir konu değil. Arkadaşlarımızın bazısı tatilde, bazısı elinde olanakları yok. Onun için kusurlarımız olacaktır. Kusurlarımızı bu seferlik de affedin. Bir dahakine çok daha iyi olacak. Öğreniyoruz biz daha. Ben de böyle yapa yapa öğreniyoruz. Sağ olsun Cemal de epey uğraştı bu işte. Elimizden geldiğini yaptık ama bir dahakinde daha farklı bir formatta, daha çok katılımlı. Bu böyle bir anda oluşan bir şey. Daha çok katılımlı. Yani şeyimiz de şöyle, programımız da şöyle bir dahakinde. Bir seçici kurul oluşturacağız. Herkes isteyen dilediği fotoğrafı gönderecek. O fotoğraf seçici kurul tarafından seçilecek. Belki işte 20 kişi varsa 3'er 5'er fotoğraf gibi. Böyle yapacağız bir programımız var. Bir de belki kişiye özel sunumlar da yapacağız. Onun için bu akşamki kusurlarımız affola. Peşinden söyleyelim. Buyurun Cemal, top sende. Geldi mi görüntü? Geldi. Tamam. Kazım abi başlayabilirsin abi. Kazım abi sesin mi kapalı? Evet. Tamam. Başlayabilirsin abi. Herkese merhaba ve iyi akşamlar dilerim. Hoş geldiniz. Bu akşam size hem çektiğim fotoğraflar hem de bu fotoğraflar üzerinden fotoğraflar anlatırken bu fotoğraflar üzerinden fotoğraf hakkında kısa bilgiler sunmaya çalışacağım. Şey indireyim. Şimdi fotoğraf, yalnız Cemal sen kontrol ediyorsun ama Tamam. fotoğraf nedir diye başlıyorum. Bir fotoğrafımla birlikte, fotoğraf bir yazı şeklidir ama ışıkla yazmaktır. Kelimeler yerine görsel dünyaya odaklanmaktır. Fotoğraf görüntü yakalamaktır. Hızlı geçiyoruz galiba. Dili de görüntünün kendisidir. Gerçeğin şaşırtıcı anını fark edebilmektir. Bu söylemlerle birlikte bu fotoğrafa baktığımızda gerçeğin bir şaşırtıcı anını yakalamış olduğumuzu görebiliriz. Her iki karedeki yansıma ve renklerle birlikte. Gördüğünüz yerin farklı da büyülenerek fotoğraf çekmek isteyebilirsiniz. Peki manzaralar mı, insanlar mı? Manzaraların aciliyeti yoktur. Onlar hep oradadır. Ama insanlar öyle değildir. Mekanlar ve duygular insanları değiştirebilir. Resim yapabilir ancak fotoğraf çekilir. Her şeyi çizebilirsiniz ama fotoğraf gerçekle sınırlıdır.
Ve o gerçeklikte bir yalnızlık, düş kırıklığı, insanların ilgisizliği, belki de yalnızlığı var. Şimdi fotoğrafta arkadaşlar genelde bir ilgisizlik, bir yalnızlık, bir düş kırıklığı görebiliyoruz. Devam edelim. Çizim yaparken diğer arkadaşlarınızla o anı paylaşabilirsiniz. Ama fotoğraf çekerken bunu yapamazsınız. Fotoğrafçı çekimden sorumludur ama içerikten değil. Zamanı durduran fotoğraf makinesi gözün optik bir uzantısıdır. Yani asıl olan makine değil, gözdür. Beyni, gözü ve kalbi aynı çizgi üstünde tutmayı başarabilmektir. Gerçekliği kimin gözü olduğuna bağlı olmaksızın yetenekten bağımsız biçime... Tabii işte zamanla var ya ondan abi. Bir dakika. Manuel kontrolle devam etsen. Bu şimdi kapatıp açmam lazım. Tamam devam et abi. Gerçekliği kimin gözü olduğuna bağlı olmaksızın yetenekten bağımsız biçime dönüştüren gözdür. Bu da sezgi meselesidir. Hızlı refleks, kompozisyon hesabına zaman bırakmaz. Tek bir anda sahnenin tek bir kesirinde bir olayın farkına varmak ve bu olayı anlatan bir görsel yakalayabilmektir önemli olan. Fotoğrafçıları, görüntü üretenler, görüntü yakalayanlar ya da görüntü tarafından yakalananlar olarak üç kategoriye ayırabiliriz. Fotoğraf, görüntü yakalamak olduğu kadar bir bakıştır da. Buradaki olay bir, devam edelim, fotoğrafa geçelim. Bu anı bir bakış olarak yakalayabilmek önemli olan. Önemli olan bir de zamanı çok iyi ayarlayabilmek. Devam edelim. Mesela bir avcı bakışı gibidir. Her zaman pusuya yatıp bekleyen, etrafına bakan, tetiği çekmeye hazır bir avcı gibi. Önünüzden geçen veya karşınızda duran bir kimse kendisine bir fotoğraf makinesi doğrultulduğunu görünce ne düşünmektedir? İstediğiniz kadar sessiz, hızlı ve etkileyici olsanız bile silahını dörtmüş bir avcı gibisinizdir. Kişi sizi fark ettiğinde avcının karşısındaki bir celanın ürkekliğini gösterebilir. Bu fotoğrafta aynı zamanda bu kişi benim fotoğraf çektiğimi fark ettiği anda eğilmesi aslında bir o ürkekliği göstermektedir. Fakat aynı zamanda da ben bu kişilerin buradan geçmesini bekliyordum. Çekmek için bu fotoğrafa, konsepte uygun olarak. Peki, insanları habersiz fotoğrafladığınızda bir çeşit şiddet eylemine teşebbüs ettiğinizin de farkında olmalısınız. Aynı zamanda fotoğrafçı hırsız veya yan kesicidir de. Kişinin melankolik, belki nostaljik, hayalci halini ruhunun karanlık tarafını çalarak kadrajına hapsederken bir görüntü hırsızı. Kendisini eylemin veya kalabalığın içerisinde yerleştirerek istediğin alan ve soyduğu insanların arasından geri çekilirken de bir yan kesicidir. Bu fotoğrafta arkadaşlar bu iş kişinin melankolik bakışı ve duruşuyla duygusallığını ne yapmış oluyoruz? Belki de görüntülere çalmış oluyoruz. Aynı zamanda da kalabalık bir kahvenin içinde yalnız bir adamı yakalayarak, fotoğrafını çekerek oradan uzaklaşıyoruz. Hayat sokaklardadır ve sokaklar herkese aittir. Ben bu kısa sunumda size arkadaşlar aslında fotoğrafçının bir farklı boyutuyla yaklaşmış oldum. Hem fotoğrafçıya bir görüntü avcısı, hem bir hırsız hem de bir yan kesici olarak biraz kötü nitelendirmiş olabilirim. Bir de şiddet unsurunda fotoğraf çeken kişinin üzerinde olabileceği hissiyatını vermek istedim. Teşekkür ederim hepinize. İyi akşamlar dilerim. Biz teşekkür ederiz Kazım abi. Şimdi sırada Nazan Hanım var. İsterseniz her sunucunun sonunda sorusu olan varsa kısaca onlara geçelim. Sonuçta en sonundan dönüş zor olur. Ne dersiniz? Tamam.
Soru sormak isteyen varsa. Bir soru sorabilir miyim Kazım'a? Buyur abi. Evet. Sunum için çok teşekkür ederiz Kazım. Gerçekten farklı bir perspektif hissettik. Size göre görüntüsünü çaldığınız objeler sokaklarda mıdır, mekanlarda mıdır? Hem sokaklar hem mekanlar. Bence benim tarzım sokaklarda yani yaşayan insanlar. Senin tarzını soruyorum. Benim tarzım sokaklar ve insanlar. Mekanlar evet. Ayrıca. Peki, yani, ben şimdi de bir şey sorabilir miyim? Tabii buyurun. Ben de mi? Peki konuyu seçerek mi sokağa çıkıyorsunuz? Hayır. Ama tabii fotoğrafçılığın temel şeyi bir konu konsepti içerisinde çekilen fotoğraf sunumu daha objektif, daha sağlıklı ve daha doğrudur. Hı hı. Teşekkür ederim. Rica ederim. Evet, başka sorusu olan yoksa ikinci sunuma geçebiliriz. Tamam. Nazan Hanım. Merhabalar. Geldi mi görüntü? Geldi. Arkadaşlar ben yurt gezginleriyle gezdiğimiz gezilerden fotoğraflarımı bulmaya çalıştım. Bilgisayarım olmadığı için hard diskimden sokak fotoğrafçılığı ben de yapıyorum aslında. O fotoğraflarıma ulaşamadım ama bulabildiğim fotoğraflarımı bu gece aranızda olmak için katıldım. Yurt gezginlerindeki bütün gezilerdeki fotoğraflarım altta açıklamaları yazıyor nerelerde olduğumuz. Bu Ankara'daki Yahudi Mahallesi'ne gitmiştik. Divriği Kız Köprüsü. Burada bu trenin geçmesi çok güzel oldu o anda köprünün üstünden. Bu da Erzincan gezimizden. Manzara, bu doğa çok güzel. Çok beğendiğim bir geziydi ayrıca. Bu da Divriği gezimizden. Bu da Eski Gediz'de yaşlı bir amcanın Eski Gediz sokaklarından bir kare. Kütahya, Aizonia antik kentten. Bu da Kütahya Çavdarhisar'dan. Bu şahane tren gezimizden. Trenin arkasından çekmiştim bu kareyi. Bu da tren yolları gezimizden. Bu da Cürek evlerinden bir kare. Evet, teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Berati Bey, telefon... Berati Bey, sesinizi kapatabilir misiniz? Evet, Nazan Hanım'a soru sormak isteyen var mı arkadaşlar? O zaman üçüncü sunuma geçiyorum. Nazan Hanım'a sorum olacak. Soru değil aslında, bir paylaşım diyelim.
Çünkü o demir yolları gezisinde birlikteydik. O tren raylarını çekerken de bayağı tehlikeli, cesurca davranışlar sergilemişti. Fotoğraf aşkı mıdır bu? Evet. Maalesef ben fotoğraf aşkıyla başıma kötü olaylar da geldi. Hatta en son bir kolumu kırdım, belki bilenler vardır. Karda fotoğraf çekmeye çalışırken düştüm. Maalesef birazcık dikkatli olmam lazım ama o anda fotoğrafı yakalamak için acele ediyor, düşünemiyorsun bunları. Evet, güzel bir sevda. Sağ olun. Bir ekleme yapmak istiyorum isterseniz. O gezimiz adı Uzayıp Giden O Tren Yolları gezisiydi. Nazan Hanım tabii fotoğraf çekeceğim diye gecikti. Aslında mola yeri değildi orası, o istasyon. Evet. Trenden indi, fotoğraf çekeceğim diye gitti. Sabuncupınar tren istasyonuydu. Çok güzel bir tren istasyonu. Fransızların yaptığı tren istasyonuydu. Gerçekten görülmeye değerdi. Tabii tren beklemez yani, çünkü orası durak yeri değil. Katar hareket etti. Nazan Hanım arkadan koşmaya başladı ama yetişemedi. Neyse, Katar durmak zorunda kaldı. Evet. Görevliler bize çok bozuldular çünkü eskisi gibi değil. Bütün Katar hareketleri milimetrik olarak ana kumanda merkezinden izleniyor. Ve Katar ya makinisti, şef makinisti sorumlu tutuyorlar. Hesabını soruyorlar. Neden durdun? Niye durdun? Neden keyfi durdun gibi. Böyle bir şey yaşadık. Evet. Evet. Bunu hiç unutmuyoruz. Peki sizce fotoğraf nerede? Kazım'ın söylediği gibi sokaklarda ve mekanda mı? Doğada mı? İnsan yüzünde mi? Evet, ben de Kazım Bey. Ben zaten sokak fotoğrafçılığıyla başladım fotoğraf çekmeye. Bir sürü İstanbul'da çok fotoğrafım var. Bir de sizin gezilerinizde, beraber katıldığımız gezilerde hep insan figürü çekmeye çalışıyorum. Maalesef burada pek yükleyemedim onları çünkü ulaşamadım fotoğraflarıma. Ama şimdi emekli olduktan sonra biraz yazlıkta daha çok yaşıyorum. Burada çok sokak dolaşamıyorum çok. Hele şu pandemiden de, ama daha çok manzara çekmeye de yöneldim. Ama ondan da zevk almaya başladım, ama gene de sokak fotoğrafçılığı hep aklımda. Peki. Teşekkür ediyoruz. Üçüncü sunumumuz ne açıyorum şimdi? Lebide Hanım. Lebide yok herhalde, bağlanamadı. Şehir dışındaydı. Burada mı Lebide Hanım? Yok galiba, değil mi? Yok. Tamam. Ben sunumu açıyorum. Görüntü geldi herhalde. Evet. Tamam. Lebide Hanım Küba'yı fotoğraflamış. Küba fotoğrafları gönderdi. Buralar Küba sokakları. Küba sokaklarında eğlenceli sokaklar. Bu da herhalde dilencilik yapıyor. Burası Nepal. Nepal'de ölü yakılan yer burası. Burası da aynı şekilde. Bir tane cenaze yatıyor gördüğünüz gibi.
Burada güzel bir yansıma yapmış, çekmiş. Cemal, buraların nereler olduğunu da anlatabilir misin, söyleyebilir misin? Galiba yani burayı bilmiyorum neresi olduğunu. Ama Venedik. Bir önceki Venedik gece çekimi. Venedik, evet. Venedik, evet. Yani fotoğraf. Burası İtalya, Bruno. Evet. Bruno Adası. Bruno Adası, evet. Renkli evler özellikle orada. Görsellik sağlıyor fotoğrafçılar çekmeden. Burada da yansıma, gözlükteki yansımayı bakabilirsiniz. Burası da Yedi Göller'de çekilmiş bir fotoğraf. Evet. Soru sormak isteyen? Kendisi yok zaten. Kime soracak? Lebida Hanım. Evet. Geldi. O zaman yeniden açayım mı sunumu? Yani siz bilirsiniz. Açayım, sormak istediğiniz varsa sorabilirsiniz. Sonunda gerekirse açarız. Tekrara gerek var mı? Ben başka arkadaşların hakkına girmeyeyim ben. Arzu eden olursa cevaplarım. Ben hızlıca geçeyim. Siz söylemek istediğiniz bir şey varsa söylersiniz. Olur mu? Hı-hı. Tamam. Lebide Hanım, ben sizin fotoğraf sevginize de katılmıştım. Evet. O fotoğraf serginizdeki karelerle bunlar çok çok farklı. Şimdi bir tarz değişikliği mi yaptınız, yoksa siz de Nazan Hanım gibi ya zamanım yoktu bunları mı koyayım dediniz? Ve o serginizdeki fotoğraflar gayet güzeldi. Ve yani çok farklı bir tarzdı o. Ben genelde çıktığım seyahatlerdeki fotoğrafları koymayı hani tercih ettim. Çünkü çok fotoğraf var ve zaman olarak çok dardı şey. Ama hani Küba, Venedik, Nepal, o şekilde hani üçe bölerekten hani size bir görsel hazırlamaya çalıştım. Zaten PowerPoint'te çok acemiyim bir. Bir de şey olarak yani elemek, şey yapmak o kadar zor ki, çok albüm var. Evet. Çok uzun soluklu bir çalışma olması gerekiyordu sizin söylediğiniz. Ben hani size bir görsel şelone olsun diye gittiğim ülkelerde çektiğim kareleri, bu Nepal'de bir Nepalli dinci, bu Buda'nın gözü, onların haç yeri gibi, Nepal Buda'ya tapanların haç yeri gibi bir yer. Burada şey yapıyorlar, tapınıyorlar, namaz gibi bir hareketleri var onu kılaraktan. Hayır, benim sormak istediğim tarzınızı mı değiştirdiniz? Sergi katalon, serginizdeki fotoğraflarla bu fotoğrafların tarzı bambaşka. Şimdi orada seçici kurul gibi bir şey oluyor. Burası da şey, Tanrı Şiva'nın evi, Nepal'de ölülerin yakıldığı bir tapınak. Burada bunun karşı tarafında şu anda görüldüğü gibi şeyler yakılıyor. Cesetler, yani ölüler yakılıp oradan Ganj Nehri'ne tozlarını şey yapıyorlar, döküyorlar, salıyorlar. Buraya insanlar ölmeleri yakınlaştığı zaman hani işledikleri günahları şey yapsınlar, affettirsinler diye gidip ölümü bekleyip orada yakılıp Ganj Nehri'ne atılmayı bekliyorlar. Bu da Nepal'de bir ufak bir kız. Şimdi orada Recep Bey biraz fotoğrafları biz yolluyoruz. Photoshop uyguluyor, sergiye koyacak kişiler çözünürlüğünü ayarlıyor. Yani tabii bunlar, onlar daha farklı oluyor. Anlatabiliyor muyum bilmiyorum. Evet, teşekkür ediyorum. Bu bir sergimden olan fotoğrafım. Evet, bu serginizden de hatırladım. Bu evet, bu sergiden bir fotoğraf. Evet.
Pırak'taki gelin ve damat poz veriyorlardı. Ben de işte bu kareyi yakaladım. Bu Burano Adası Venedik'te. Bu balıkçılıkla geçinen bir ada. Bu balıkçılar seferlerden döndükten sonra çok sarhoş oldukları için yanlış evlere girebiliyormuşlar. Kendi evleri zannedip. O yüzden böyle kendi evlerini belirlemek için her evi ayrı renk boyuyormuşlar. Böyle bir hikayesi var. Bu Venedik Maske Festivali'nden bir şey, görüntü. Çeşitli kostüm giymiş insanlar sokaklarda geziyor. Fotoğrafçılara poz veriyorlar para karşılığı. Ve festivalin sonunda da en iyi kostüm seçiliyor. Bu Venedik Meydanı. Burada bu meydanda kostümlerle geziyor şeyler, insanlar. Bu da bir Venedikli diğer bir kız işte poz verdi. Bu işte o maskeleri takan şeyleri yapan ustalar. Burası Burano Adası yine tekrar bu Venedik'te. Bu gece görüntüsü, burada uzun pozlama çalışmıştım. Bu da sergilendi gibi bir şey. O Viyana'da Aziz Stefan Katedrali'nin yansıması, bir Japon turiste rica ettim. O bana poz verdi. Böyle bir yansıma çalışmıştım. Bu da Yedi Göller'de gibi çalışma. Bunu da sergimde sergiye koymuştum. Palyaço vardı ama palyaço çıkmadı herhalde. Yok, o çıktı. Da çıktı. Evet. Ha, tamam. Gösterdim. Evet. Teşekkürler. Teşekkürler. Emeğinize sağlık sizin de. Soru Cemal. Sormak isteyen var mı? Merhaba. Merhaba. Herkese. Ben size gezilerimizden yüzler portrelerle ilgili bir sunum hazırladım. Çoğunluğu biz bize yaptığımız geziler. Birkaç tane daha benim kendi yaptığım geziler. Bunlarla ilgili hem fotoğrafları göstereceğim, hem de portre fotoğrafçılığı hakkında birkaç laf da edeceğim. 1839 aşağı yukarı fotoğrafın ilk basılmaya başlanması, ilk işte metal plakalara basılması ve çok hızlı gelişiyor. Hatta ilk portre fotoğrafı da 1839'da basılıyor. Sonra hızla gelişen fotoğrafta öyle yere geliyor ki artık fotoğraf insanların fotoğrafları alınır satılır bir mal haline bile geliyor. Bir süre sonra ölü insanların, ailelerin ölü yakınlarının fotoğraflarını çekiyorlar. Fotoğrafın böyle hızlı gelişmesiyle birlikte resim sanatı da, çünkü artık o resim sanatında ileri düzeye gelen 17. yüzyıl resim sanatı fotoğrafla bir darbe alıyor. Ve işte ondan sonra bildiğiniz gibi sürrealizme kadar fotoğrafın itmesiyle kayan akımlar var. Fotoğraf da diğer plastik sanatlar gibi bir içerik ve biçim ile birlikte var oluyor. Bazen içerik de tek başına, bazen de biçim tek başına. Ama ideali olan hem içeriği hem biçimi ile ilgili. Fotoğrafçılığı, işte bir sürü fotoğrafçılık var. İşte sokak fotoğrafçıları var, arkadaşlar bahsetti. Seyahat fotoğrafçıları var, manzara fotoğrafçılığı var. Bir de portre fotoğrafçılığı var. Bu apayrı bir yeri var. Ben size bundan bir örnekle bahsedeceğim. Şimdi doktorum buradaysa, doktorun fotoğrafını koymuşum. Başa girişte
Portre fotoğrafının ya da resminin amacı kişinin görünüşünü, kişiliğini ve ruh halini olanca açıklığıyla yansıtarak kişinin suretini ölümsüzleştirme, anılarını belgeleme ya da kendiyle yüzleştirme isteği olarak düşünülebilir. Yani burada kendiyle yüzleştirme dediğimde otoportre. Hilmi abi sesini kesiyorum. Görüntüyü açmadın galiba. Nasıl, görüntü gözükmüyor mu? Yok, gözükmüyor. Şimdi yine mi gözükmüyor? Evet. Tıklamadın ki üstüne. İki defa tıklasana. Açılmadı bende. Diğer arkadaşlar görüyor mu acaba? Hayır, açılmadı. Açılmadı, evet. Açılmadı, gözükmüyor şu an. Ben açayım. Gözüküyor mu? Yazılar Hayır. gözüküyor mu? Yok, hiçbir şey gözükmüyor. Sadece dosya senin kulesi, açılmadı. Yok, dosya hayır. Açılmadı. Peki. Sen ama sende son şeklin yoktur. Seni yükleyemezsin bir saniye. Bir saniye tekrar. Evet, oldu şimdi. Oldu mu? Oldu. Tam ekran yap abi. Sıra aynen. Şimdi oldu mu? Oldu, tamam abi. Özür dilerim. Peki. Doktor, baştan başlayalım abi. Evet. Tamam. Bir kapak fotoğrafımızı da görelim. Yukarı alayım. Evet. Kapak fotoğrafımız buydu. Bunu göremediniz. Buradan devam edelim. Şimdi gördük mü doktor, tamam mı? Evet, doktor beyi görüyoruz şu anda. Tamam. İşte burada da yazmışım, portre fotoğrafçılığının kişinin görünüşünü, kişiliğini ve ruh halini olanca açıklığıyla rol yapanlar hariç, şimdi doktorun burada rol yapmıyor gayet doğal bir haliyle. Ne dedik? Portre yaşam biçimini yansıtır dedik. Bu fotoğraf bilinçli çekilmiştir. Kendi farkında değil tabii Dursun çekerken. Dursun'u biliyoruz hepimiz. Keyifli, eğlenceli, renk katan bir yaşamı var. Bu renk katan yaşamına tam orada işte herhalde bu Kastamonu'daydı galiba. Tam şimdi hatırlayamadım bunu. Kastamonu'yu... Bu Nallıhan Anıt Ağaçları gezimiz. Peki, o olabilir. Burada tabii Dursun'a uygun bir şekilde tam kafasının da bir elektrik direği denk geldi. Çekerken bunu fark ettim. Ellerindeki zaten hep var ama bunu da süsleyen bir elektrik direğindeki ışık oldu. Benim çok hoşuma giden bir fotoğraf. Dursun abinin keyfini yansıttığını düşünüyorum. Bir sonraki fotoğraf bu da bir tarz. Bu bir tarz bir kişi. Yolda beni çevirdi elinde fotoğraf makinesini görünce. Fotoğrafımı çeker misin dedi. Birkaç Diyarbakır'da zannedersen bu. Anladığım kadarıyla meşhurmuş. Çok renkli bir insan. Yani bu kıyafetleri herkes giyemez. Bunun bir tarzı var. Bu tarzı rol olsun diye de yapmış olabilir. Keyif aldığı için de yapmış olabilir. Ama bence bizden farklı olduğu ortada. Burada işte fotoğraf bir şeyi, bir rengi, bir karakteri de ölümsüzleştirdi. Bazen bu fotoğraflar çekim ışıklara, gölgelere, mekana bağlı olarak gerçeklikten kopabiliyor. Şimdi bu fotoğraf da gene bizim bir yurt gezisi arkadaşımız, bizim Sea Kayak ekibinden bir arkadaşımız. Kayak çektik, yorulduktan sonra denizde yüzme faslımızda bir fotoğraf düştü böyle çektiğimiz. Yani sanki şöyle bak, ben fotoğrafa bakınca yani böyle bir deniz kızı, bir farklı bir yapı, gözlerinin karanlık olması, hiç müdahale de etmedim, bir yapı. Bu da mekanla portrenin ya da fotoğrafçının bir ilişkisi. Bu da bizim gene İzmit, altlarında yazıyor. Bir şehir, bir roman gezimizden, Serdal'la yaptığımız geziden bir düğün arabası vardı. Durdu, gittim, izin fotoğrafını çektim.
Portre ile ilgili ne diyebiliriz burada? Bunda yine bir alıntı bu. İnsan yaşamı boyunca değişime uğrayacağı için görüntüleyen yüz aynı kalmayacaktır. Bu her gün, her geçen gün, gün gün, hatta evlendiği günden ertesi günde bu görüntüyü belki de hiçbir daha bulamayacak. Portre fotoğrafçılığında böyle bir işlevi var. Belki bende, kendisinde yok bu fotoğraf. Belki 30 sene sonra bende olacak. Bu da zeytin toplama şenliğimizde karşılaştık. Ümran sohbet ediyordu kadınla. Hatta yüzündeki keyfe bakın. Bu da yine portre fotoğrafçılığında çok kabul gören bir ilke. Bir fotoğrafın daha iyi ya da kötü olması fotoğrafçının çektiği insanla ne kadar yakın ilişkide olduğuna bağlıdır. Bu ilişkiyi Ümran kurmuştu orada. Ben de yandan fotoğrafını çektim. Bunu bilerek siyah beyaz koydum. Orijinali renkli bu fotoğrafın. O da güzeldi, bu da güzeldi. Sonunda buna karar verdim. Bu da portre fotoğrafçılığında böyle bazen asıl olan yüzü geride bırakan bir ilke. Portreyi süsleyen, yani kişiyi süsleyen aksesuarlar işte bu hanımefendinde, bu kadında gördüğümüz gibi. Bunu gördüm, izin istedim. Benim fotoğrafını çekebilir miyim? Fon da maviydi. Rengarenk görünce durdu. Fakat ben bu fotoğrafa görünce kızı, kadını görmüyor. Boncuklarını, süslerini görüyorum. O da hoşuma gidiyor. O da bir farklı bir şey. Bu da yine bizim Orta Anadolu volkanları, obruklar, neolitik çevre doğal gezimizden. Hangi köydü bu Gönüllü Dağı'nın oradaki köy? Kömürcüköy, evet. Bundan da ya inanılmaz böyle bir karakteri var. Aslında dedim ki kötü bak dedim. Yani biraz böyle kızgın ol dedim ama onun o yani o duyguyu veremedi. Selam, nasılsın? Efendim? Estağfurullah abi, kusura bakma, bakamadım zamanında, görmedim. Araya biri girdi, evet. Estağfurullah. Ne diyordum? Bunu aslında böyle daha aynen. Böyle yani daha güçlü bir karakter görüntüsü almak istedim ama o an bizle beraber olmanın keyfiyle herhalde daha böyle naif bir görüntü verdi. Aslında şeyine çok da böyle yüz karakteriyle uymayan bir görüntü gibi geldi bana. Portre'nin. Portre aynı zamanda kişinin yaşam kesetine alınmış bir süreç. Şimdi bu kadının böyle yine yolda rastladı bana. Yolda yürürken rastladı, durdurdum. Arkada yeşil de bir fon vardı. Dedim ve fotoğrafını çekebilir miyim, izin aldım. Şimdi çantası, saçları, giydiği yeşil. Yani farklı biri bu, belli yani böyle insanı etkiliyor, çarpıyor. Yine bu da yolda. Işıkta, hatta kırmızı ışıkta geçiyorduk. Gördüm arkadaşlarla beraber. Yine izin istedim. Fakat yani öyle bir yani şey ki yani ışıkta geçiyoruz. Işıkta geçerken çektim. Yani teknik açıdan biraz zayıf oldu fotoğraf ama içeriği müthiş. Yani bu göz yani bu süsleme, bu makyaj, bu demirler yani çok çok farklı bir birisi. Çok farklı bir karakter. Bunu tanıyorsunuz. Portre fotoğrafçılığı bazı da çekenin biriktirdiği anılar. Bu bizim gezdiğimizde anılarımız. İşte burada mı Gülden? Burada değil. Burada. Yani, burada mı? Merhaba. Burada. Kendinden izin alarak çektim. kendinden izin alarak çektim ama bu fotoğrafı kendisine göndermemiştim. Evet, böyle, tabii. Onun da sebepleri var. İşte böyle sürprizler olabiliyor. Çok sevdim ben bu fotoğrafı. Renkleri severim. Hüseyin'i de severim tabii. Ayrıca ne olduğuna hiç yok. Evet, bu da anı biriktirme. Bu da bizim Bizans sarayları gezimizden. Birdenbire bir adam çıktı ortaya. Masmavi giyinmiş. Yaşı da geçkince. Kulağında küpe. Türk bu aynı zamanda. Yani yabancı da değil.
Çok hoşuma gitti aslında. Sonra yine fotoğrafta bir şey geldi. İşte fotoğrafta rotuş yapma. Bugün Cemal'le konuşuyoruz. Ben rotuşu sevmiyorum diyor ama fotoğraf makinesi, cep telefonları zaten fotoğrafı çekerken bir rotuşluyor. Yani gerçeklikten uzaklaştırıyor. Nedir gerçeklik o da bilmiyoruz tabii. Burada yine çok sevdiğim herhalde 1900'de edilmiş bir laf bu. Aslında diyor her fotoğraf başından sonuna sahtedir diyor. Pratik olarak tamamıyla manipüle edilmemiş özellikten uzak bir fotoğrafın çekilmesi mümkün değildir diyor. Ben karanlık odada da fotoğraf yapmıştım. Orada da manipüle ederdik. Şimdi burada benim de manipülasyonum vardır. Belki renkleri dolgunlaştırmışımdır. Fakat bu kişinin de manipülasyonu var. Yani sıra dışı giyerek beni de icbar etmiş. Yani gel sanki fotoğrafımı çek diye. Bu Gezi ile Serdal buradaysa buradaydı demin gördüm. Kendisine teşekkür ederiz. Bu benim en çok sevdiğim fotoğraflardan. Benim hakikaten çok iyi anılarımız olan, kısa da olsa, can dostumuz Jale. Portreler diyor gerçek bir yüzü canlandırma yetmeyecek olsa da ölümsüzlüğe meydan okumanın anlık ya da bir sürelik yollarından biridir. Jale sanki kaçırmayayım diye, bir şeyleri koşturayım diye her gezimizde bolca fotoğrafının çekilmesini isterdi. Çekerdik de biz de. Sanki bu söze cuk diye oturuyor. Bu Kırgızistan gezimizde yanımızda da Kazım vardı. Çok güzel bir akşam güneş batımıydı. Jale'ye de bir selamımız olsun. Önce sözü okuyalım. Sonra ne dediğimize bakalım. Eğer öyküyü sözcüklerle anlatabilecek olsaydım bir fotoğraf makinesinin peşinden koşmam gerekmezdi demiş Lewis Hine. Bir de, bu da 1900 küsürlerde söylenmiş bir laf. Şimdi bu Ahmet amca Yün Dağ gezimizden çok ışık vardı aslında portre teknik olarak iyi değil ama sol tarafında görülen gözyaşı bu gözyaşını bir kalem kağıtla rejim anlatmıştır ama bu fotoğraf kadar iyi anlatamaz. Bu fotoğraf anlatıyor. Yani bir de oradaysan onu çekerken de görmüşsen o duyguyu bu fotoğrafın verdiğine, bu fotoğrafın sahte olmadığına, gerçek olduğuna kanı getirebilirsiniz. Hiç kuşku yok. Evet. Bugün aslında bir ön gösterim yaptık. Baktık ki Recep üzüldü ya benim hiç fotoğrafım yok mu diye dedi. Ben de Recep'in fotoğrafını son kare olarak koydum. Onun için bir iki fotoğraf üttü. Bu hem bir teşekkür vesilesi hem de bu fotoğrafta sevdiğim konu üst taraftaki manda. Yani bir farklı bir açı, bir çizgi veriyor. Ve bu vesileyle de hakikaten şöyle gezi benim fotoğrafçılığım bitti. Niye? Gezemiyorum ki. Ne fotoğrafını çekeceğim? Bu nedenle kendisine ve gezilerimize eşlik eden tüm arkadaşlara da buradan bir selam edeyim. Teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum Aksakal. Son kareyi bana ayırmışsın. Sunumun başında bir özel konuşma geçti Aksakal'la aramızda. Aksakal'ın bulunduğu şu andaki ortamda orada havada asılı duran bir şeyler vardı. Ben dedim ya bak önünde mi arkanda mı çamaşır mandallarıyla çamaşır ipi duruyor dedim. Onlar nedir? Derken aslında mandal oradan uçmuş gelmiş benim fotoğrafımın üstüne sağ üst köşesine gelmiş. Yani hayat aslında böyle. Tabii biz buna tesadüf demiyoruz. Çok teşekkür ederiz. Evet, Hilmi abi çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Şimdi sen kapat abi sunumunu. Ben Dursun abinin sunumunu açacağım. Dursun soruları abi. Soruları olanları alalım Cemal. Efendim? Pardon özür dilerim. Sorusu olanlar vardır. Evet, sorusu olanlar var mı? Sesini açalım.
Kimse ben şimdi teşekkür ediyorum bu arada. Resim de bana sürpriz oldu. Hiç o resmi konusuna geçmemişti ama. Hilmi Bey çok teşekkür ederim. Rica ederim. Rica ederim. Ne demek? Yani sen de izinsiz koydum ama. Hayır, çok güzel. Aşk olsun. Bana sürpriz oldu şimdi bu. Çok güzel. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Rica ederim. Ne demek? Başka sorusu olan var mı? Sorusu olan galiba yok. Şimdi şöyle bir şey var. Mehmet Yalçın diye bir yazarımız var. Çok değerli bir yazarımız. Almanya'da yaşıyor. Emanetçeyiz diye çok güzel bir kitabı var. Denizli, Honazlı'dır yazarımız. Dedelerinin yaşadığı Honaz'dan Ünsal Agam da burada gerçi konuyu biliyordur. Dedelerinin yaşadığı zamandan mübadele ile beraber genç kız, evlilik çağına gelmiş bir genç kızın çeyizleridir söz konusu olan. Mübadele ile beraber aile Yunanistan'a gider. Dedesinden babasına kalan çeyiz, babasından da Mehmet Yalçın'a kalır. Bütün sorun bu çeyizin, yani aslında emanettir bu çeyiz. Bu çeyizin o gelinlik genç kız, genç Rum kıza bir şekilde ulaştırılması gayretidir. Çok güzel bir kurgu vardır romanda, gerçeklik kurgusu aslında. Sonunda Mehmet, yazarımız Mehmet Yalçın emanet çeyizi sahibine ulaştırır. Çok duygulu anlar yaşanır. Ben de bir yazı hazırlığı içerisindeyim. Emanet Ses diye. 1936'da Anadolu'ya gelen dünyanın sayılı etnomüzikologlarından Bela Bartok, Ahmet Adnan Saygun'la birlikte Anadolu'da işte Batı Toroslara gidiyor. Adana'dan başlayarak Macar halk ezgileriyle Türk halk ezgilerini karşılaştırmalı olarak derlemeye çalışıyor. Bir genç 13 yaşında Hatice isimli bir genç kızımızı da Ankara'da buluyor. Tabii bulmuyor, o kendisi bulmuyor aslında. Zübeyir Hamit Koşay var, o zamanın Dil ve Tarih Türk Tarih Kurumu Başkanı. O onun arkadaşı. Zübeyir Hamit Koşay'ın evinde bir yerde hizmetçi gibi çalışan Hatice Hanım, küçük 13 yaşındaki Hatice Hanım aslında sizin de çok yakından bildiğiniz Alacahöyük'tür. Alacahöyüklü bir kız çocuğumuz. Ahmet Adnan Saygun Hatice kızımızın ağzından, yani Çorum yöresi türküleri olarak 6 tane türkü derliyor 1936'da. Ben bu kayıtlara ulaştım bir şekilde. Geçen sene Alacahöyük'e gittim. Bu kayıtları dinlettim. Hatice nenemiz artık, onun kardeşleri, torunları, herkes gözyaşı içinde dinledi. Ama tabii henüz bitmedi. Bu ses bende şu anda emanet olarak duruyor, emanet çeyiz gibi. Emanet sesi bir şekilde yazıyla birlikte belgelemek istiyorum ya da öyküleştirmek istiyorum. Sorum şu, Aksakal, sende de emanet görüntüler var mı? Yani Gülten'le benim görüntümün dışında. Öyle öyküsü olan. Aslında bana göre aşağı yukarı her fotoğrafın bir öyküsü var. Ve hepsi bana emanet. Yani doğada çektiklerimiz de emanet, kişi çektiklerimiz de emanet. Bunlar benim değil ki. O anlamda sonra, tabii ama bunlar, yani kendine sakladığın, sonra böyle ya bir bakalım bunu ben götürüp bir yerde veya bir mekanda bir işte üçüncü nesil, üçüncü kuşak, beşinci kuşak diye yakalayabildiğin öyle bir emanet bir şey var mı? Şöyle yani böyle kendime bir şey saklamam. Bazen sevmem fotoğrafı. Hoşuma gitmez.
Mesela Gülten'e o nedenle o fotoğrafı göndermem. Yani fotoğrafı sevememişimdir. Sevemediğim bir fotoğrafı da gönderemiyorum. Belki daha sonra severim. Belki yeni bir teknikle işlerim diye beklettiğim fotoğraflar var. Tembelliğimden bekleyen fotoğraflar var. Çünkü benim çektiğim fotoğrafların hacmi çok büyük. Yani 40 megapiksel falan ben fotoğraf çekiyorum. Hepsi de RAW çekiyorum. Onları işlemeden göndermek, yani JPEG haline göndermek mümkün değil. Yani çok büyük fotoğraflar. Öyle bir tembellikten gelenler var. Bazıları da bizde olmaz arkadaşlarda ama dışarıda çektiğim fotoğraflarda o kişinin izin almamışımdır. Yüzü bellidir. Onun üzerinden bir zaman geçmesini beklerim. Yani işte kendime göre bir hesap zamanlarım var. Hele ki şimdi bu kişisel verilen koruma kanunundan sonra daha da bu işler zorlaştı. Öyle var. Yoksa ileride meşhur olurum diye sakladığım bir şey yok. ama çoğu arkadaşlarımızın, mesela benim Ümran'ın bende belki 50 tane fotoğrafı vardır. Bunun 10 tanesini gönderdim. Hatta geçen bir tanesi daha rastladı. Ümran dedi ki bende yok bu dedi. O niye duruyor orada? Ya o fotoğraf içime silmemiştir benim. Yani Ümran'a içime silen fotoğrafları gönderdim ama o silmemiştir. Onun için duruyordur. Ne bileyim işte Meltem Hanım'ın fotoğrafı var. Meltem Hanım'ın fotoğrafı var mesela. İçime hiç silmemiştir. Yani o mesela bu doktorun fotoğrafını gönderdim kendine. Ona içine sindi. Ama içine sinmeyen mesela oğluyla bir iki fotoğrafım var Sinop gezisinde. O içime sinmedi. Göndermedim. Duruyor bende. Öyle yani. Farklı sebepleri var. Teşekkür ederim. Evet, katkı yapmak da olabilir. Yani illaki soru da gerekmiyor. Ha, burada bir sözlü bir soru var. Çok başarılı bir sunumdu. Özellikle fotoğraflarınız beni çok etkiledi. Diyarbakırlı renkli eşarplı pala bıyıklı bey, siyah makyajlı piercingli dövmeli hanım, Recep Bey'in portresindeki mandal detayı ve diğer portre çekimleriniz, çok teşekkür ederim. Kim göndermiş bunu tam? Necla Hanım göndermiş benim arkadaşım. Teşekkür ederim, sağ olun. İltifatmış, neyse soru değilmiş, olsun. O da hoşumuza gidiyor tabii. Bu çekilen fotoğraflara katkı da verebilirsin. Benimki de olur, başkası da olur. Ya bunu böyle çekerdim, bunu böyle yapardım ya da bu bana bunu hissettirdi gibi. Yavaş yavaş bunlara da başlarız artık İleriki sunumlarımızda. Devam edelim mi? Cemal. Tamam. Soru yok. Diğer sunuma geçiyoruz. Dursun abi, sesini açıyorum senin de. Sen de açabilirsin. Dursun abi, sesini aç. Sesini aç Dursun abi. Ben de sunumu açıyorum. Görüntü geldi mi? Ben görüyorum, geldi. Geldi mi? Dur. Gitti şimdi. Kapattım. Tamam. Geldi değil mi? Sunum geldi mi? Gelmedi. Bir daha, bir daha tıklaman lazım. Yok, gelmedi. Cemal'cim, Dursun abi şu anda teknik imkanları tamam. Zayıf olan bir alanda, havaalanında. Havaalanında sen yardımcı ol. Görüntü geldi mi? Geldi. Tamam. Geldi, evet. Tamam. Evet, bu resim bizim uzayıp giden tren yolları gezimizden. Nazan'ın çektiği fotoğrafa benzer bir fotoğraf bu. 600 tane trenden geçtik. Onlara çektiğim fotoğraflardan birisi bu. Cemal, slide haline getirebilir misin? Bu fotoğrafı ben şeyde çektim. Gökçe'de de çektim. Gökçe'de de
Bu fotoğraf Gökçeada'da. Gökçeada'da Türkiye'nin en batı noktası olan limandan çektim. Tam güneş yavaş yavaş batıyordu. Böyle bir kare yakaladı böyle tesadüfen. Burada bir safran çiçeği. Bir gezimizin birisinde öyle denk geldi. Çok hoşuma gitti ortadaki safran rengi. Öyle bir fotoğraf da. Burada gezimizin birisinde. Zannedersem Kriksoku köyündeydi bu. Böyle el yüzü böyle pas attı. Böyle güzel bir şey kızdı. Yeşil gözlü kızdı. Bu fotoğraf alttaki yazıda gördüğünüz gibi Marmara Adası'nda çekmiştim. Bir insan figürü var. Böyle kafasında şapka takke gibi bir şey var. Göz, burun falan. Bu Kars evet, Marmara Adası bu. Bu Erzurum Kars'tan Erzurum'a trenle giderken seyahatin birisinde kompartmanın kapısını açtım. Orada öyle çektim ama bayağı da fırçaydım bu fotoğrafı çekmek için. Tehlikeli dediler yani kapıyı açmak yasak dediler ama ben öyle bir kaçamağını bulup öyle bir fotoğrafı çekmiştim. Evet geçelim. Bu işte Kars'tan Erzurum'a geldiğimiz zaman Erzurum'un nostaljik tarihi evlerini gezdiğimiz zaman böyle bir fotoğraf karesi çektim. Tarihi Erzurum evlerinden. Bu da İnci Kefeli'nin göçüyle ilgili güzel bir esnafı. Martı balığı yakalamış, İnci Kefeli'ni yakalamış ve yiyor. Evet, burada İstanbul'da Galata Kulesi, Haliç, Boğaz Köprüsü hepsi bir arada. İyi fotoğraf. Bu Ani Harabelerinde bir gezi bir dönüşte çıktığım zaman bu kız çocuğu satıyordu bu eldeki çiçeği. Kendi yaptığı çiçeği. Öyle çekmişti bu resmi ve o çiçeği de satın almıştım. Hala o çiçeklerin ofisinde baş köşede duruyor. Saklıyorum. Bu da yine Kızılırmak üzerinde Çeşnigül Köprüsü'nde bizim mihmandarımız Recep Baba Yiğit tam köprü üzerindeyken Recep Yansı'yla beraber ikisini fotoğraflamıştım. Tesadüf oldu. Hoş da oldu. Bu da yine bir Mudanya gezisinden ama bu fotoğraftaki bu kozalıklar, kırmızı renkli kozalıklar o Ani Harabelerindeki kızın elindeki yaptığı şeyle ilgili çiçek dediği, kozalık dediği aynı. Benzi birbirlerine. Evet. Bu da Mudanya gezisi. Öyle bir gezerken de tezahürde gelip bir nar fotoğrafı çekmiştim. Ama bunların hepsi çok gezi dolayısıyla bu da Trakya gezimde öyle bir güne bakan çekmiştim. Ama bir sürü resim vardı ama bir tane öyle şey yaptık, koyduk buraya. Ama bunların hepsini ben çok acele yaptığım için çok acele oldu bu resimler, bu sunumlar ama inşallah yaz sonunda daha iyi bir sunum yaparız da o zaman daha güzel seçme fotoğrafları hazırlarım. Böyle bir paylaşma yaparız daha güzel olur. Evet. Benim sunumum bu kadar. Teşekkür ederiz Dursun abi. Havalandan canlı yayın yaptık bu arada. soru sormak isteyen. Rutar yaptığı için canlı yayına katıldım bu arada. İyi de oldu. Hepinize görmüş oldum. İyi yaptım. Biz de sevindik. Sorusu olan var mı? Yazılı da gönderebilirsiniz. Şimdi Dursun abi de söyledi. Çok aceleyle çektiğim fotoğraflar dedi. Aslında bunda biraz da benim payım var. Negatif anlamda payım var tabii. Biz yurt gezilerini fotoğraf gezisi olarak düşünmediğimiz için zaman baskısı var. Fotoğraf çekmek için çok oyalananlara bazen yüksek sesle söyleyebiliyoruz. Hadi Dursun abi, hadi Dursun abi. Hadi Nazan Hanım falan diye böyle. Dolayısıyla güzel fotoğrafların çıkmamasında ya da güzel fotoğrafların
ya da istenilen karelerin şu anda önümüze gelmemesinde benim de negatif anlamda bir payım var aslında. Bunu telafi edeceğiz. Fotoğraf gezileri yapacağız. Böyle gözüne, yüzüne, aklına, objektifine güvenen arkadaşlarımız ya da hiçbir şeysiz çekenleri seyretmek için de gelebilirler. Fotoğraf gezileri yapacağız. Mekan belirliyoruz. Güzel, çarpıcı mekanlar bulacağımızı düşünüyoruz. Böyle de bir katkı yapmış olayım. Teşekkür ederim Dursun abi. Çok sevindim bu habere Recep Bey. Teşekkürler. Bence de Recep Bey fotoğrafçılığa başlasın. Böylece gezilerde daha toleranslı davranabilir. Yani hakikaten Nazan Hanım sesiniz kapalı. Tamam. Evet. Evet, en çok fırça yiyenlerden biri benim. Fotoğraf gezisi olunca çok iyi olacak. Şimdi tabii en çok fırçayı o Katar'ı geciktirdiğiniz için yemiş olabilirsiniz. Onun hepsi tolere edilebilir. Peki. Evet. Şimdi grupta en çok fırça yiyen benim yalnız. Zider benim. Fırça yeme şampiyonu bende. Peki sizin olsun, tamam. Evet, şimdi sunuma geçiyorum. Bu sıra bende, benim sunumum. Evet arkadaşlar, tekrardan herkese merhaba. Ben Renklerin Dünyası Yüzler ve İnsanlar diye bir sergi yaptım. Hindistan, Nepal ve Küba üçgenini size anlatmaya çalışacağım. Biraz bol fotoğraflar var. Bu Hindistan'da çekilmiş güzel bir teyzemiz. Hilmi abi biraz üzerinde oynadık. Hilmi abiyle beraber. Bu da yine Hindistan'dan çekilmiş fotoğraf. Burada dikkatimi çeken çocuklardaki sürmeler, gözlerinin altındaki sürmeler. Ve Hindistan çok renkli bir ülke. Kıyafetlerinden de belli. Bu alınlarındaki işaretler hepsi bir şey ifade ediyor. Ama ben çok bilmiyorum ne olduklarını. Her birinin bir anlamı var. Bu dövme yapan kız. Hilmi abi, birisinin sesi açık abi. Özür dilerim, hemen bakıyorum. Bu böyle bir kendilerine özgü kıyafetleri, şalları, renkler var. Bu bir nehirde yıkanıyorlar. Burası kutsal bir yer onlar için. Maymunların olduğu bir tapınak. Burada tören yapıyorlar kendilerince. Ama ne ifade ettiğini bilmiyorum törenin. Dua ediyorlar böyle. Aynı şekilde buradaki kadın da öyle. Bu da güzel bir teyzemiz. Rengarenk. Bu Agra'da çekilmiş. Bu giden arkadaşlarımız varsa mutlaka bu kadını görmüşlerdir orada. Bunlar para karşılığında fotoğraf çektiriyorlar. Bahşiş veriyorsunuz daha doğrusu. Gönlünüzden de koparsa. Bu amca da böyle çektim. Bu amcanın da yeşille, kırmızı ve yüzsükle beraber güzel bir poz verdi. Aynı zamanda gözünde bir şey var. Sıkıntı var. Bunlar da yine Nepal. Hindistan bitti, Nepal'e geçtik. Nepal'de bunları, bunlar da para karşılığı fotoğraf çektiriyorlar, bahşişle, bahşiş alıyorlar. Hepsinin bir ifade var yüzlerinde.
Bu fotoğrafları çekerken açıkçası benim kulaklarındaki küpeler ilgimi çekti. O yüzden çektim. İki amcada da küpeleri var. Bu teyzem de bana kızıyor mu, kızmıyor mu, ne yapıyor anlamadım ama böyle sert bir bakış attı. Bunlar da sırtlarında küfelerle bir şeyler taşıyorlar. Bu teyzem köprüden karşıya geçerken çektim. Bu çelik halattan yapılmış bir köprü. Bu da değişik birisi. Burada çocuğun gözlerinde ben fotoğraf çekerken fark ettim. Gözleri çok güzeldi. Zoomladığımda benim gözünün içinde bulutları ve kendimi görüyorum. Gördüm. Bu da aynı şekilde. Siyah ve kocaman gözleri vardı. Bunlar da buğday. Nepal son fotoğraftı. Şimdi Küba'ya geçtik. Çikolata renkliler. Küba'ya giden arkadaşlarımız mutlaka olmuştur. Bunlar devletine vergi veren, bahşişle alıp devlete vergi veren insanlar. Fotoğraf çektirirken mecbur para veriyorsunuz. Onlar da o paralarla devletlerine vergi olarak geri ödüyorlar. Bu fotoğrafımı bir dergiye göndermiştim. Orada haber yaptılar. Ve fotoğrafçılar yorumladı. Buradaki hanımefendinin renk özellikle yüzsüğü çok canlı. Boynundaki takılar da öyle. Bu bir vatandaş. Burada gözleri fuli gibi ama değil. Az önce Hilmi abiyle de yaparken konuştuk. Gözlerini sanki kaynak almış gibi. Gözlerinin içi bulanık. Baktığım zaman sonraki fotoğraflara tekrar baktım. Neredeyse herkesin gözünde bir kırmızılık var. Neden bilmiyorum. Buradaki bayanda da var. Bu da güzel bir fotoğraftı. Burada Püro İçen amca. Evet, dikkat ederseniz burada da gözlerde aynı şey var. Kırmızılık var. Bunlar da böyle bir abi kardeş gibi. Bu da işini bitirmiş, dinlenen bir vatandaş. Yüzündeki gülümsemeyle, göbeğiyle beraber güzel bir poz verdi. Umarım keyif almışsınızdır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu da benim arabam. Tüm fotoğrafları, bu fotoğrafları Nikon D7100 ile çektim. 18-105 lens ve Sigma 70-300 lenslerle çektim. Gezilerimde bana yoldaşlık yapan arkadaşım, ustam
Kürşat Aksel'e de, Öz Aksel'e de teşekkür ederim. Bu fotoğrafları beraber çektik. Bana zaman zaman güzel şeyler öğretti. Evet, sunumum bu kadar. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Soru sormak isteyen varsa. Sorabilirsiniz. Ben profesyonel, yani fotoğraf hobi olarak yapıyorum. Bir eğitim falan almadım fotoğraf üzerine. Çeke çeke öğreniyorum, öğrendim. Dediğim gibi ustam ve yol arkadaşımla beraber. Onun dışında söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederiz. Sağ ol. Çok fotoğraf kullanmıştım. Sonra diğer arkadaşlara haksızlık olmasın, olmaması için biraz azaltmak zorunda kaldık. Evet. Soru yok galiba. Teşekkür ederim soru sormadığınız için. Bir sonraki sunuma mı geçiyorum? Geçelim. Ben bir şey sormak istiyorum. Buyur abi. Yani genel olarak arkadaşlara soruyorum. Yani siz gittiğiniz yerde mi, gittiğiniz yer mi size fotoğraf çekme hissi veriyor? Yoksa daha önceden planlayarak mı gidiyorsunuz? Yani ben Küba'ya gideyim, hadi gitmişken fotoğraf çekeyim gibi bir şey mi oluyor? Yoksa hani hayır ben Küba'ya gitmeliyim ve Küba'nın fotoğrafını çekmeliyim motivasyonuyla mı hareket ediyorsunuz? Birinci amacı, benim şahsım için birinci amacım gezmek. Ben gezmeyi çok seviyorum. Ama gideceğimiz yerlerin özelliklerine göre de araştırıp gerçekten buraya gidip fotoğraf çekmek gerekir düşüncesiyle gidiyoruz. Planlıyoruz nerelere gitmemiz gerektiğini, planlayarak gidiyoruz. Diğer arkadaşlar peki? Yani ben şunu merak ediyorum. Yani tutkunuz gezme tutkusu mu? Önceki tutkunuz yoksa fotoğraf tutkusu mu? Benim gezmek. Evet. Ben cevap vereyim. Benim de seyahat tutkum var. Ama fotoğraf çekmeyi sevdiğim için gittiğim yerdeki değişik kareleri yakalamaya çalışıyorum. Hem anı oluyor hem de güzel kareler çıkınca insan gurur okşanıyor. Onları basıp evimize asıyoruz. O duygu da güzel. Yeni yer görme duygusu da çok güzel. Yeni yer görüp keşfettikçe, kültürleri keşfettikçe daha çok seyahat etme arzunuz doğuyor. Daha çok yer görme, daha çok kültürü tanıma arzusu doğuyor. Ben en son Hindistan'a gittim. O da son gezim oldu zaten. Ama bir tur firmasıyla gittiğiniz zaman kapsamlı bir fotoğraf gezisi olamıyor. Çünkü sizin hani yurt gezginlerindeki gibi hızlı hareket edildiği için yani 10 tane kare çekiyorsanız bir tanesi temiz çıkıyor fotoğraflarda. Diğerleri hep anı fotoğrafı oluyor. Ama fotoğraf çekmek insanın görmesini, insanları görmesini, çevresini görmesini, bir şeye bakarken doğru bakmayı öğretiyor insana. O açıdan ben çok faydasını gördüm. Benim diyeceğim bu kadar. Ben burada bir şey söylemek istiyorum. Seyahatlerde fotoğraf çekmek, o seyahatin amacını örseliyor. Yani işte bir kiliseyi, bir camiyi gezmeye gitmişsiniz. Orada eğer ya ben bu arada da birkaç fotoğraf çekeyim, birkaç fotoğraf yakalayayım dediğiniz zaman bu sefer asıl o yeri gezme amacınızdan uzaklaşıyorsunuz. Ne iyi bir fotoğraf çıkabiliyor oradan ne de orada bir alacağınız kültürü alabiliyorsunuz. Onun için Recep'in aslında bilmeden müdahalesi, ya burası fotoğraf için gelmedik biz müdahalesi aslında yerinde bir müdahale. Bir araya girmek istiyorum. Bir dakika. Müdahale ediyorum. Peki, buyur.
Bunun tabii tersi de şöyle. Bir de fotoğraf gezileri var. Bir grupla gidiliyor. Onun da bir sıkıntısı var. Herkes aynı yeri çekiyor aşağı yukarı. Bir karmaşa hakim oluyor ve tekrarlar olabiliyor. En iyisi bir ya da iki kişi, tabii çektiğiniz fotoğrafa bağlı, planlı fotoğraf olabilir bunlar, manzara fotoğrafçılığı gibi. İşte sokak fotoğrafçılığı gibi tamamen sokakta rastlayanlar, ki mesela bu da çok hızlıdır sokak fotoğrafçılığı. Bilmiyorum arkadaşlar nasıl teknik kullanıyorlar. Elinizde fotoğraf makinesiyle hızlı yürürsünüz. Onun bir takım teknikleri var, onu kullanırsınız. Çok yeri gezersiniz, çok fotoğraf yakalama şansınız var. Hepsinin bir tekniği var. Ama benim bildiğim ve yani okuduğum da gördüğüm seyahatle fotoğraf örtüşmüyor. Birbirlerini örseliyor. Ben aslında tam olarak bu farkındalığı yaratmak için sormuştum. Çünkü hani gezmişken fotoğraf çekmek mi, fotoğraf çekmişken görmek mi? Aslında demek istediğim buydu. Yani hep bir telaşlısınız Recep'le beraber gittiğiniz yerde, evet. Ama oralarda güzel şeyler çıkarttığımızı düşünüyoruz. Belki de daha güzel şeyler çıkartabilirdiniz. Ve bu aslında sizin gelişiminize bir katkı olmuyor. Yani buna ayrı bir zaman ayırıp, buna ayrı bir program yaptığınız zaman gelişebilirsiniz diye düşünüyorum. Kesinlikle. Özel, doğru. özel fotoğraf gezileri var. Onlara katılıyoruz genelde. Ya benim naçizane tavsiyem Recep Bey'in organizasyonunda bir tur düzenlemektense fotoğraf alanında ilgili olan arkadaşlarımızın ikili gruplar halinde bir konu belirleyip düzenleyip bu şekilde bir sonraki sergileri bize yapmaları daha güzel olacak diye düşünüyorum mesela. İnşallah. Yoksa herkesin mesela gezilerinden, benim de var mesela fotoğraflarım vesaire, ama hani ben ortaya koyup da böyle iddia ortaya koyamıyorum. Sizler daha yetenekli, daha bu konuya eğilen, zaman ayıran, gönül veren kişiler olarak bu şekilde bence yurt gezginleri içerisinde değil de fotoyurt gibi mesela bir şey atıyorum, sallıyorum bir şey evet. O şekilde ilerleseniz hem sizin girişiminiz açısından hem de bizim görsel olarak daha doyurucu şeyler de çıkartabilirsiniz, ama bunlar da tabii ki çok renkli, çok güzel, çok özeldi. Yani yine de büyük başarı bence. Bu tarafı da hakkını verebilmek. Teşekkür ederim. Benim de söylemek istediğim zaten oydu Rabia. Yani fotoğraf için bir gezi yapalım derken yurt gezilerinin bir bölümünü fotoğrafa ayırmak değil de adına ben o anda söyledim. Fotomola diyebileceğimiz fotoğraf gezileri. Tabii fotoğraf gezileri de yapmak aslında bir yurt gezisi gibi önceden çalışmaya gerekiyor. Mekan seçimi, bölge seçimi, konu seçimi, işte her yerde aynı ışık olmaz, her yerde aynı renk olmaz, her yerde aynı insan portreleri olmaz. Bunun için de çalışmak gerekiyor. Fotoğraf çeken arkadaşlar bunu beceremezler demek istemiyorum. Ama bunun da bir organizasyonu gerekiyor. O organizasyona dahil olurlarsa fotoğrafçı arkadaşlarımız, ben önereceğim mekanlara, bölgelere göre Fotomola başlıklı fotoğraf gezilerimize başlayabiliriz. İlkini belki Eylül'de ışığın, Eylül veya Ekim'de ışığın güzel yatay gelmeye başladığı zamanlarda başlatabiliriz. Teşekkür ederim. Özür dilerim. Belli kriter seçilip, yani gerçekten profesyonel fotoğraf makinesi olanların ya da amatör olacaksa da bir iki böyle workshop tadında ne yapmaları ya da mesela Kazım abi fotoğraf nedir vesaire diye bir girizgah yaparak buna başladı. Işık, renk vesaire gibi. Hani bir iki Zoom üzerinden ders yapılarak. Yani herkesin, her isteyenin gelebileceği değil. Çünkü bazen heves yapanın önüne engel de koyabiliyor. Birinin hevesi, bir başkasının engeli de olabiliyor. Yani daha niş bir
yapılsa daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Evet. Şey Rabia Hanım zaten kalabalıkta bu iş olmuyor maalesef. Yani ben mesela ya bireysel ya da birkaç kişiyle çıkarım. Yani mesela grupla çıkmam kesinlikle. Ya bizim gezilerde biliyorsunuz herkes poz veriyor, objektifi gören. Yok ama yani ayrı bir şey o yani. Evet arkadaşlar. Bence çok fazla uzatmayalım. Sıradaki sunucu tamam, başlayabilir. Yok Ferda Hanım var. Hilmi abi sen mi girdin abi? Şeyi görüyor musunuz fotoğrafı? Hayır. Daha açmadın. Hayır görünmüyor. Görünmüyor. Tamam. Sadece ekran görüntüsü var. Bir Recep'in fotoğraf izni verdiğinde ki bir fotoğraf vardı. Geldi şimdi. Fotoğrafı görüyorsunuz değil mi? Bu Recep'in Ender işte bu Sinop gezimizde. Recep dedi ki işte böyle sabahleyin çıktık Gerze'den yola. Hadi bu fotoğrafı çekebilirsiniz dedi ve benim en çok sevdiğim fotoğraflardan biri çıktı. Yani. Evet. Gerze'den Gerze'de gün doğumu. Peki evet. Araya girdim. Kusura bakmayın. Buyurun. Tamam. Deniz o zaman Recep Bey'i takip etmek gerekiyor. Güzel kareler yakaladığına göre. Evet. Şimdi Ferda Hanım sıra sizde. Geldi mi görüntü? Hayır. Peki, PowerPoint'i kapatalım tekrardan. Evet. Tamam. Bir slide gösterisi yapabilirsen. Yapıyorum. Ferda Hanım buyurun, sesiniz açıksa. Tekrar merhabalar arkadaşlar. Benim tonlarım green'in tonları. Şu ana kadar çok güzel renkler gördük ama benim tarzım hep siyah beyaz olarak başladı, bu şekilde devam ediyor. Genelde sokakta spontane olarak fotoğraf çekmeye çalışıyorum. Bu Üsküdar'dan akşama doğru bir manzara. Bu Cibali taraflarında kışın çekmiştim. Gene sevdiğim karelerden bir tanesi Süleymaniye'de. Yine Süleymaniye'de çekmiş olduğum bir kare. Genelde tarihi Yarımada'da çekmeyi seviyorum. Kediler bizim vazgeçilmez unsurlarımız. Genelde çok güzel estetik canlılar diyebilirim. Üsküdar'da Karacaahmet Mezarlığı'nın içinde. Bu da Cibal tarafları olabilir. Karaköy'de yağmur sonrası yansımalar. Beyazıt da bu.
Bu Zeytinburnu tarafları olması lazım. Kadıköy'de şiddetli bir yağmura yakalanmıştık. Sayesinde müşterimize macera yaşatmıyor. Güven sağlıyoruz. Kim abi birisinin sesi açık. Daha çok satış yapıyoruz. Çünkü İltiko. Şimdi kolay. Pardon Ferda Hanım. Ferda Hanım. Yok takip ediyorum. Tamam. Buralar şu an epey bir yıkım halinde Süleymaniye. Yeni Kapı. Bu kişiyle çok ilginç bir diyalogumuz olmuştu. Kendisi yukarıdan bana diyalog kurmak, laf ataraktan dikkatimi çekti. Bayağı bir hikayesi vardı ama mesafe uzak olduğu için yarım yamalak konuşmuştuk bayağı. Tekrar görmeyi isterim gerçekten. Ve Süleymaniye gene. Biraz önce Rabia Hanım'a aslında bunu anlatmak istemiştim ama sorduğu soruya cevaben. Ben kültür gezileriyle, İstanbul kültür gezileriyle çekim yaparken o zaman yani fotoğrafa sadece belge niteliğinde duyduğumu gördüğümü cep telefonu çekerek fakat bir süre sonra bu yeterli gelmeyince bunu profesyonel bir makineyle bu işi başladım ve yani hani dedik ya gezilerde bu iş olabiliyor mu diyerekten. Ya ben kesinlikle gezilerde fotoğraf çekemem. Sadece o anda gördüğüm yakalamaya çalışırım ama bu benim gerçekten çekmek istediğim tarz değildir. Ve yani fotoğraf çekerken gerçekten ben başka bir şey düşünemiyorum, göremiyorum. Ya bu çok farklı bir şey. Bazen işte hissettiğimi yakaladığım zaman oluyor ama bu çok nadiren oluyor. Ve devam etmeye çalışıyorum. Recep Bey'in bu önerisi de güzel bir öneri ama inşallah yaparız. Dediğim gibi ben kalabalıklarda değil ama azınlık olarak bu işe birkaç kişiyle belirgin mekanlara gidiyoruz. Ama Recep Bey'in önerisi neden olmasın bence gayet güzel olur. Teşekkür ederim. Soru sormak isteyen Ferda Hanım ben sorayım. Buyurun. Resimleri siyah beyaz çekiyorsunuz. Sizin evet. için daha derin bir anlatımı mı var? Yani niye renkli değil? Ya genelde güzel siyah beyazları seviyorum. O eleştiri anlamda falan değil. Sadece tabii, hani neyi tabii. düşünerek çekiyorsunuz siyah beyaz olarak? Ya bunu onu direkt ben siyah beyazla başlamadık tabii. Sadece çekiyorsun. Renkli de zor aslında. Kolay bir şey değil o tonları yakalamak. Belki tarihi mekanlarda çekim sesimi aldınız mı? Tabii tabii. Hayır, sonu, tekrar bir şey söylediyseniz duyamadım. Pardon benim şey kesiliyor. Yazlıktayım şu anda da. Siyah beyaz diyorum sizin için farklı bir anlatımı mı var? Şimdi belki tarihi mekanda çekmemin de etkisi olabilir. Çektiğim tarz siyah beyaza yakın olduğu için ben de seviyorum gerçekten. Yani renkli olarak çekerken bir süre sonra bunu siyah beyaz olarak görmek istediğim için ve bunu bu şekilde paylaşmak istedim ama siyah beyaz da kolay değil. Yani siyah beyaz dememek lazım aslında. Gri'nin tonları bu. Gri'nin tonlarını gerçekten yansıtabilmek kolay bir şey değil. İşte bunun için çok fazla uğraşmak gerekiyor. Tamamen dediğim gibi yani bu kişinin kendi şeyi, beğenisi, isteği, sevmesiyle, mutlu olmasıyla
Yani ben bunu işte mutlu olduğum için bunu yapıyorum. Yani hani paylaşmak için ayrı bir şey ama dediğim gibi bazen akşam eve gidiyorsunuz işte hani bir şey vardır ya Türk filmlerinde işte kazanmıştır, evine işte ekmeğini götürmüştür. Biz akşamın eve giderken işte bir poz var mıdır, bir poz çıkar mı diyerekten bazen çıkmıştır diye hissediyorsun. Bazen de hiç çıkmadı diyorsun, bakıyorsun çıkmış oluyor. Yani tamamen kafan onunla meşgul olduğu için de yani güzel bir şey aslında. Oradaki derin anlatım da farklı oluyor siyah beyazda, grilerde. Tabii tabii etkisi var, onun etkisi var. Peki Ferda Hanım, direkt siyah beyaz mı çekiyorsunuz yoksa sonradan çip mi çeviriyorsunuz? Hayır, direkt çekmiyorum, sonradan. Peki, yani makine çıktısı değil. Anladım. Yani direkt siyah beyaz çekmek mi? Şimdi direkt siyah beyaz makinenin gördüğüyle var olan tonlar yansıtmıyor birbirini. Yani. Yeterli gelmiyor. Yani biz bunu çevirirken bile gerçekten detaylar yakalayabildim mi? O tonları, aralığı yakalayabildim mi diyerekten çok uğraşıyoruz. Ya o da işte biraz göz terbiyesi gerekiyor. Çok fazla fotoğraflara bakmak gerekiyor. Siyah beyaz fotoğrafta ama renkliyi eğer iyi oturtamazsan, iyi çekemezsen onu siyah beyazı güzel çeviremezsin. Yani ikinci bir aşama olmuş oluyor. O yüzden de yani çevirip sonradan işleme yapıyoruz. Teşekkür ederim. Rica ederim. Evet. Başka soru sormak isteyen var mı? Buyur ben ablacığım. Buyur Fatma abla. Ferda Hanım teşekkür ediyorum. Gerçekten evet. Güzel bir görsel şölendi. Seçtiğiniz renkler, seçtiğiniz mekanlar, aldığınız kareler İstanbul'u, sınıfsal farklılığı çok güzel vurgulamıştı. Aldığınız için, yansıttığınız için teşekkür ederim. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Ben bir şey söylemek istiyorum. Buyurun. Şimdi eskiden biliyorsunuz bu dijital fotoğraf makineleri çıkmadan önce herkes negatif film kullanıyordu veya diapozitif kullanıyordu. Hepimizden de 3 aşağı 5 yukarı yani bu yaş grubunun kimisi gelişmiş, kimisi gelişmemiş instamatik veya işte profesyonel makinalarımız vardı. 24'lük, 36'lık, 12'lik filmleri takardık. Çok da fazla kullanmazdık. Hem filmler pahalıydı hem tab etmek pahalıydı. Gezilerde de aile arasında da ya da arkadaşlar arasında da ya işte hadi benim bir resmimi çeksene falan dendiği zaman ya ama benim pozum bitti ya da pozum bitiyor derdik. Herkes birbirinden poz saklardı. Yani dolayısıyla fotoğraf da kıymetliydi. Fotoğrafı çeken de kıymetliydi. Şimdi hepimizin bildiği bir söz vardır ya, tüfek icat oldu, mertlik bozuldu diye. Şimdi hepimizin elinde cep telefonları var, profesyonel makineler var, dijital makineler var. Yani herkes öğretilmiş bilgileri tekrarlayarak, eğer mekan farkı yoksa, eğer konu farkı yoksa, eğer bir öykü yoksa, hemen hemen herkes aynı kareleri çekiyor, aynı yerlere gidiyor, aynı kareleri çekiyor. Oysa o 1839'dan itibaren Hilmi'nin de söylediği gibi hatta o zamanlar makara şeklinde filmler de yoktu. Cam filmler bir çektin çekmenin bitti. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Cephedesiniz. Kurşun yağmuru altındasınız. Elinizdeki tüfekle, piyade uzun menzilli tüfeğinizle bir merminiz var. Fotoğraf makinesi de aslında öyle bir şey. İdi. Yani elinizde, piyade tüfeğinizde bir tek merminiz var. Karşınızdaki düşmanı onunla vurup alt edebilirseniz kurtulursunuz. Başka şansınız kalmadı. Eğer sizin elinizde o son poz yoksa
Oo dersiniz, çek. İstediğin kadar çek. Milyon tane çek. O olmazsa bu olur. Bu olmazsa bu olur. Böyle olunca fotoğrafın anlamı nereye gidiyor? Sizin elinizde son poz olduğunu düşünün Ferda Hanım. Ne çekerdiniz? Son poz olduğunu çekmezdim, bırakırdım onu. Ama çekmeniz gerekiyor. Kurtuluşunuz ona bağlı. Çekeceksiniz, onunla ödül alacaksınız, hayatınız değişecek. Mesela veya tarihe bir not düşeceksiniz. İşte nedir o Gagarin'in fotoğrafı gibi, nedir o Vietnam'daki Japonya'daki kaçan, atomdan kaçan kız çocuğu gibi, Vietcong savaşçıları gibi. Onunla şeyiniz değişecek. Afganistan'daki o National Geographic'in çektiği kız çocuğu şimdi, gibi. Recep Bey, bunu bu şekilde yapamayız. Yani şunu çekeyim diye bir şey olmaz. Tamam. Şöyle ki olmaz. Ya ben şöyle ki, şimdi fotoğrafı çıktığımız zaman işte bazı insanlar diyor ki, mesela demin Cemal Bey'in fotoğraflarında da para karşılığında para veriyorlar, çekiyorlar, ediyorlar. Ben onları çekemiyorum. Bir şey olması lazım. Yani en bildik, mesela karşında gelen bir şeyi çekebilmem için onu bir önceden bir oluyor bende. Bir hissiyat oluşması lazım. Yani hadi gelin beni çekin derse, çocuklar bile bazen diyor çıktığım zaman, işte abla bizi çeksene. Ha tamam diyorum, çekip gidiyorum. O şekilde fotoğraf çekemiyorum. Hani o yüzden siz diyorsunuz ki ne çekerdiniz? Ya şöyle de düşünebilirsiniz. Yani onu hissedemem o şekilde. Yani hani giderim, ben yine İstanbul'u çekerim. Ama İstanbul'un neresini çekeceğimi bilemem yani. Tamam. Ya onu gittiğim zaman karşıma eğer çıkıyorsa o tek kareyi çekerim. Onu gördüğüm, hissettiğim zaman o kareyi harcarım. Ama göremiyorsam sırf o kareyi harcamak için de çekemem yani. Yapamam onu. Peki. Teşekkür ederim. Yani bu soruyu şöyle de sorabilirdik aslında. İşte makinenizin pili bitiyor. Son pozu çekeceksin. Pil bitecek. Ne kazandıysanız gibi de olabilirdi. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Evet. Son sunumumuza geçiyoruz. Evet. Evet, Şerif ablacığım buyur. Merhaba. Ben seyahat etmeyi çok seviyorum. Biz Recep abiyle 2009'da gezmeye başladık. Sonra ben 2013'ten sonra böyle yurt dışı seyahatlerimi yapmaya başladım. Seyahatle birlikte fotoğraf çekmeyi seviyorum. Daha çok doğa fotoğrafları çekmeyi seviyorum insansız. Ama her zaman olmuyor, mümkün. Bu ilk fotoğraf Hasan Keyif, sular altında kalmadan önceki yıl çektiğim bir fotoğraf bu fotoğraf. Ben bu fotoğrafı çektiğimde çok hüzünlenmiştim. Fotoğrafı çekerken ağzımda bir Mardin türküsü vardı. Onu mırıldanmıştım. Burada da o türkünün sadece biraz mırıldanmak istiyorum. Hangi duygularla çektiğimi anlatmak için. Turnam gidersen Mardin'e, turnam yâre selam söyle. Karlı dağların ardına, turnam yâre selam söyle. Karlı dağların ardına, turnam yâre selam söyle. Burası Montenegro. Karadağ diye tanıyoruz biz. Orada da çok büyük bir kanyona gitmiştik yürüyüş yapmak için. Tara Kanyonu. Avrupa'nın birinci, dünyanın ikinci en derin nehir kanyonu.
1977 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine alınmış. Durmitor Milli Parkı'nın içinde, sınır olarak Bosna Hersek Karadağ sınırında. Tamam, başka bir öbür fotoğrafa geçebiliriz. Burası Mestia, Gürcistan'da. Simonete kuleleri bunlar. Çok kar yağdığı için Gürcistan'a. Eskiden bu kuleler üzerinde insanlar yaşıyormuş ve gözetleme olarak kullanıldığı bir dönem. Orta Çağ'dan kalma zaten. Bu da UNESCO Dünya Mirası listesinde. Burası, evet, burası da böyle çok hüzünlere de çektiğim bir fotoğraf. Ben Zara, Sivas doğumluyum. Liseye kadar burada yaşadım, bu coğrafyada yaşadım. Çok değişik bir coğrafya. Recep abi zaten bu yöreye bir gezi yapacak. O geziye herkesin katılmasını tavsiye ederim. Kıştı, kar yağmıştı ve araba çok hüzünlüydü. Tek başına kalmıştı. İşte öküzleri yoktu. Ben de böyle çektim. Çekerken bizim Zara'yla ilgili çok gurur duyduğumuz bir sanatçımız var. Zaralı İnci Halil. Halil Söyler diye geçer TRT'de. Birçok eseri var TRT repertuarında. Bugün de pazar olmasından dolayı ondan bir kuple size okuyacağım. Umarım sizi sıkmamışımdır. Bugün de günlerden pazardır pazar, açma yorganımı, yaram var azar, kaynanam duyarsa, nişanlım sezer, zalım celek vurmuş, yaram var benim. Bir fotoğrafa geçebilirsin. Burası da yine Recep abiyle gezdiğimiz, birçok kere gittiğimiz Ayzona Antik Kenti, Kütahya Çavdarhisar'da. Bu da bir kış fotoğrafı. 12. ayda karlar altındaydı. Öyle çektiğim bir fotoğraf. Burası Fransa, Nice, Cannes, hani meşhur bu film festivallerinin yapıldığı yer. Öyle çekmiştim. Bu bitkinin adını sorabilirsiniz ama ben baktım. Buna benzer birçok çiçeğin adı var fakat bunun adı yok. Bu Kaz Dağları, Hasanboğlu'da çekilmiş bir fotoğraf. Baha 5. ayda çekmiştim. Burası Portofino. Zaten herkesin resmini çizdiği bir sevimli bir kasaba İtalya'da. Hilmi Üstad'ın da aynı karede bir fotoğrafı var. Ben onunkini çok beğenmiştim ama ben de çekmişim, o yüzden koydum. Umarım beğenmişsinizdir. Burası Marmaris ve Datça arasında İnbükü diye bir orman kampı. Biz zaman zaman bu kampta kaldım, ben de çok kaldım. Emel Say'ın koyu olarak da geçiyor. Çok güzel bir yer. Bu kadar. Burası Slovenya, Bled Gölü. Bu göl insan eliyle yapılmış. Yani doğal bir göl değil ama altı falan çok temiz ve şeydi. Yani çok değişik bir florası vardı. O dikkatimi çekmişti, öyle çektim. Bu da Mardin. Mardin'de Bakırcılar Çarşısı. Amca dükkanının önünde kuşları besliyordu. Ben de anı fotoğraflamışım. Teşekkür ederim. Bu kadardı. Evet.
Evet, biz teşekkür ederiz. Şerif ablaya soru sormak isteyen. Abiden fotoğraf için çok en büyük azarları işiten benim arkadaşlar. Hiç kimse benimle yarışamaz. Hilmi Stad ya da Nazancığım. Ben bu yüzden yani yemeğe bile geç kalmış biriyim, aç kalmış biriyim. Yani bilmeyenler bilsin. Tabii bizim niyetimiz kötü değil. Böyle yarenlikle beraber diğerlerinin, diğer geziye katılan arkadaşların da vaktini çalmamak. Aksi halde beklemiş oluyoruz. Çok teşekkür ederiz. Dediğimiz gibi sanki böyle salgın biraz daha seyir değiştirir gibi oldu. Her şey bu şekilde giderse Ağustos ayında belki yine Hattuşa'dan başlamak üzere gezilerimize, yurt gezilerimize devam edebiliriz. Hattuşa için hazırlıklarınıza başlayabilirsiniz şimdiden. Tabii Ağustos ayında bir de meteor yağmurları var bizim hiç vazgeçemediğimiz. Umarım gezilerimiz eğer tarihsel olarak 12 Ağustos, 13 Ağustos'a bağlayan geceden sonra başlarsa bu demektir ki ilk gezimiz meteor yağmurları gezisi olacak. Onun için fotoğraf meraklısı arkadaşlarımızın daha böyle donanımlı gelmeleri gerekir. Çok güzel mesela Hilmi çok güzel bir kare yakalamıştı ilk meteor yağmurları gezimizde. Bunu da şimdiden duyuralım. Eğer meteor yağmurlarından sonra olursa Hattuşa'yla beraber başlarız. Evet, son sözü yine geleneksel olarak Aksakal'a bırakıyoruz. Arkadaşlar, sabrınız için çok teşekkür ederiz. İlk de bu. Kusurlarımızı yine de tekrar edeyim, affola. Ama şunu gördük ki seyahatlerde bir kere fotoğraf çekeceğiz. Yani bu olacak, olmalı da. Ama şunu anladım. Sanki bir fotoğrafın tekniğiyle ilgili bir zoom yapsak iyi olacak galiba. Mesela demin Ferda dedi işte profesyonel makineler geçtim diye. Ama mesela sadece cep telefonuyla nasıl iyi bir fotoğraf çekilebileceğine dair bile bir yarım saatten fazla konuşup birkaç teknik anlatabiliriz. Yani bunu yapabiliriz. Yapalım da. Şimdi fotoğraf şöyle oldu. 2013, şöyle bir istatistik var bende. 2013'e kadar yani 1839 yılından 2013 yılına kadar çekilen fotoğraf sayısının tamamı sadece 2013 yılında çekilmiş. Neden? Cep telefonuna indi artık yani fotoğraf makinesi. Şu sayının çokluğuna bakar mısınız yani? Kaç yıl oldu 1800'lerden buraya? Şimdi artık her gün hepimiz onlarca fotoğraf çekiyoruz. Bir de artık bu fotoğrafları çok hızlı tüketiyoruz. Değil mi? Çekiyoruz, ver bakayım diyor. Bakıyor, bitti fotoğraf artık. O fotoğraf bir daha bakılmıyor. Çöpe gidiyor. Belki bunları da konuşacağımız böyle bir fotoğraf tekniği veyahut da bir hem bir teknik özellikle gezilerde büyük fotoğraf makinesi sorun yaratıyor. Hem rahatsız ediyor gezi ekibini hem de taşınması zor. Halbuki herkes de artık iyi bir cep telefonu var. Ki şartta değil. O cep telefonuyla çok güzel fotoğraflar çekilebiliyor. Bir böyle zoom yaparsak ben cep telefonuyla çok iyi fotoğraflar çeken örnekleri de getiririm böyle. Bir şey yaparız, bir tekniği de anlatırız tabii. Alıp bir kenara koyacağınız fotoğrafın bir içeriği, bir de biçimi olması lazım. Bununla ilgili de belki Ümran bir taraftan resim sanatıyla bunu getirir koyar. Bir taraftan fotoğrafla birleştirir teknikle.
Öyle bir şey yaparız iyi olur diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Fazla uzatmayayım. Saat 11.15 olmuş. Tüm katılımcılar çok teşekkür ediyorum tek tek. Zor zamanlarda yazlıktan, tatilden, şuradan buradan fotoğraf çekip aldılar. Diğer arkadaşlarımız da kusurumuza bakmasın. Biliyorum onlarda da çok güzel fotoğraflar var. Biliyorum. Bir dahaki fotoğrafta daha farklı, herkesin katılabileceği ama bir seçici kurul tarafından seçilecek bir fotoğraf prosedürüyle katılabiliriz diye düşünüyorum. Mutfakta çalışan özellikle Cemal'e, yani ben herkes mutfak çok iyi. Ben Cemal gibi böyle ya işte aslında hepimiz öyleyiz. Yani Ümran da öyle, Zevrin de öyle. Mutfakta kim varsa bu ara tabii Cemal'e çok yüklendik. İşte Ümran yeni bir işe başladı. yoğun bir şekilde çalışıyor. Ben çalışıyorum. Recep Gurbet'te. Bütün teknik işi Ümran'a verdik. Şeye verdik. Cemal'e verdik. Cemal yani hiç şey yapmadan şıkır şıkır, tıkır tıkır her şeyi yaptı. Bugün mesela son 1-2 saatte hatta 1 saatte evet, evet. Ferda'nın fotoğraftan yeniden yükledi. Evet. Gibi. Kendisine çok çok teşekkür ediyoruz burada. Sağ olsun. Kızı İlayda'ya da, kusura bakma İlayda, biraz babanın senden. bir tane de oğlan vardı galiba. Ona evet. Da bir selam söyleyelim. Hepinize iyi geceler diliyorum. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Ben teşekkür ederim. İyi geceler herkese. İyi geceler. Geceler. İyi geceler. İyi geceler. Teşekkür ederim. İyi geceler. İyi geceler herkese. Teşekkürler. İyi haftalar. Sağ olun sizlere de. Yusuf, iyi geceler. İyi geceler Cemal abi. İnşallah Güneydoğu'ya bekleriz abilerimizi, ablalarımızı. İnşallah geleceğiz. Siirt'e geleceğiz. Anne için çok çok selamlar. Aleykümselam. İyi akşamlar Cüneyt. İyi akşamlar. Söyletmedin mi? Evet. Çıkabilirsin İlayda.